Merhaba arkadaşlar, videomuzda tekrardan hoş geldiniz. Bugün yine misafirim var. Onunla birlikte bir 5-10 video çekeceğim. Günde bir video olmak üzere onunla çektiğim videolara da atacağım. Kendi olduğum videoları da. Arada böyle konu kalacağım. Hem daha güzel oluyor iki kişinin verdiği tepki. Şimdi hafiften başlayalım. Şimdi Liyashay'ın Aiden, Aden diye okuyor ama galiba o. Part 2 şarkısına tepki vereceğiz kliple birlikte. Klip olduğu için klibi daha çok değerlendireceğim sözlerden. Zaten sözleri çoğunuz biliyor. Bu tutmuş bir şarkısı. Hafiften başlayalım, çok uzatmayalım. Ömer Çelik. Şimdi bundan önce bir Liyashay tepkisi daha verdi. Yine Ömer Çelik'ti. Sanırım sürekli birlikte çalışıyorlar ki bence mantıklı karar. Bir önceki klibi beğenmiştik. Sen de beğendin mi? Gayet güzeldi. Yani yağmur yağma efekti vardı. Araba yanma efekti vesaire. Hani klipte hem efektler güzel hem çekimler güzel. Kaç kişilik bir ekiple çekiyorlar bilmiyorum. Şimdi en son finalde açıklamada bakarız ona da. Neyse, çok uzatmadan başlayalım. Şuradan biraz keseyim de mikrofonla gider falan. Bu caddelerde kimse yok. Gözlükle nasıl oluyor? Düz hali mi daha iyi, gözlükle mi? Dürüst. Gözlüklü. Gözlüklü mü? Evet. Bence gözlüksüz. Bilmiyorum. Ama farklı bir karizma mı? Görüş mü Hava katmış diyeyim. katmış. Hava katmış. Yani daha hoş bir kelime oldu. Kolye abartı geldi. Ama rapçi kolyeleri zaten abartı olur. Ben de severim abartıyı. Ama bana uymadı. Bir önceki klipteki kolyesi daha güzeldi. Devam edelim. Şarkıyı da değerlendirelim. Dostlarım var hepsi tanrılar. Rasta kullanıyor muydu bir ara diyorduk. Bak Rasta. Yani bir ara çünkü Rasta ile çok fazla klip çekti. Sonradan şimdi en son klibine de tepki verdi kanalda. Orada Rasta yok. Biraz da çok farklı bir tarz yapmış saçında. Ona kesin bakın. Ona da yorum yapmıştık. Ayıflanıyor sen yoksan, tek başınayız zaten. Giyinim tarzı ne diyorsun? Genelde zaten bir tık daha farklı giyiniyor diğer MC'lere göre. Ama biraz drill havası vermiş yani giyinişi. Bilmiyorum. Şu kolyeyi saymazsak diril havası. Monttan bir diril havası var. Zaten dirilciler genelde bir North Face falan çeker. Kot belki dirile belki çok uymaz da üst kısmı uyuyor kolyeyi saymazsak. Hiç kimsemiz yok aden. Paramparçayız Zaten bu girişteki nakarat 10 numara. Şarkıyı da millete sardıran kısmı oraya yani. TikTok videoları bile çekti millet. kayboluyoruz bir de. İyiyim ben iyi de. Bak yakından daha güzel geldi gözlük bana. Vay daha da gitme. Kafamın içindeki sanrı gibi. Kaybım bulamadım kendimi. Bana inanmayı deneme. Bu klipte de çok emek var ama bunda efekt fazla yok. Daha çok görsel olarak daha güzel. Diğerinde efektler vesaire de vardı. Ama bu kız olayı finalde nereye bağlıyorlar? Ben bu klibi izlemedim bu arada. Spotify'dan dinliyorum genelde Liyashay'ını. Benim de ilk tepkim olacak. Beraber başarabiliriz. Ediyor nefret. Hepsi geride bir bok değiller. Başka seçenek yok bizden. Bu kez kazanıyoruz. Ev güzelmiş. Genelde zaten kiralıyorlar klibi çekene kadar. Mantıklı olarak öyle zaten de. Derimden şehrin ışıkları yanıyor yeniden. Onlar savaş istemiyorlar. Bir an önce son hamleni yap. İzin veriyorum oyun oynamana. Bakıyorum hala bu cad. Bu kullandığı reverb yani mix kısmında mix'i kendi yapmıyordur büyük olasılık. Tam tadında reverb de güzel, autotone da hepsini çok dengeli kullanıyor. 10 numara şarkı. Tek bir kusur bulamıyorum. Zaten mix temiz, mastering temiz, klip güzel. Şarkı tarzı belki bana çok fazla hitap etmiyor ama güzele güzel diyorum. Çünkü Türkçe rap'te bu tarz yapan çok fazla MC yok. Farklı bir şeyleri deneyen herkesi destekliyorum. Böyle bu scream rap mi diyorlar? Bağırmalı olan rap'i bile yapan bir iki kişi var. Onları bile ben çok sevmesem bile iyi buluyorum. Neden? Çünkü farklı bir şeyler deniyorlar. Herkes birbirini kopyalayınca güzel olmuyor. Şu an piyasada baktığımızda 2020 ile 23 arası full drill olacak. Görürsünüz zaten. Neden? Drill patladı. Çok tutuyor. Hadi biz de yapalım, biz de yapalım. Trap'te de aynı mevzu oldu. Ben bu işe karşıyım. Ve old school parça çıkarmıyor kimse. Tam trap daha çok dinleniyor. Yapın, paranızdasınız. Ama 10 parçalık albüm yapıyorsan
Bir tane old school koy. Old school sevenlere de hitap et. Çok zor bir şey değil bence. Neyse, videoya devam edelim. Kimse yok, dostlarım var hepsi ko. Tanrılar ayıflanıyor, sen yoksan. Tek başınayız aden. Hiç kimsemiz yok aden. Yani klipte ne anlatıyor? Hani bir yer eski ev kullanılmıyordu da yine yani klibe çok yorum yapamıyorum. Çok hikayeli bir klip değil. Var bir hikayesi gibi ama belki finalde daha iyi çözeriz. Lizzie'in bir klibine biraz yorum yaptık. Ona bakın. O klip güzeldi. Bak ayakkabıda VBR yazıyor değil mi? Bu bunun şirketinin adı mıydı? Öyle bir şeydi. Bakayım hangi kanala atmışlar şarkıyı. Eskiden Lil Shrine değil de bunun şirket ismiydi kanalı da. Kendi şirketi vardı galiba, müzik şirketi. Hatırlamıyorum. Bilenler varsa, genelde mesela biz Lil Shrine'a tepki verirken zaten onun fanları izliyor. Rica ediyorum, bu VBR şirketiydi değil mi yani? Kendi mi şirketi ya da oraya ortak mıydı? Bunu bilenler yoruma atarsa sevinirim. Yok yere var mı içinde kal, bana gerçeği söyle. Kızım düşüyoruz biz, tutun bir yerlere. Bir ara çok hikayeye atıyordu millet bu parçayı, hatırlıyorum ya. 2 ay oldu zaten çıkalı, biraz geç tepki veriyoruz. Kanal yeni, güzel şarkılara tepki veriyoruz yeniden. Bir ara çok story atıyordu millet. Bunun için savaş ver, ateşik benimle. Anılarımın içinde çok fazla acı var. Var gücümle savaştım kalmak için yanında. Kaygı dolu adamlara git çoğunu yap. Sen de şey yapma, arada tepki ver. Zaten biz biziz, izleyen kitlemiz de belli. 50-100 kişi daha yeniyiz. Ancım Tanrı'nın bana inandığı kadar. Düşüyorum en dibe geceleri. Kime ağladığın hiç umurumda bile değil. Galiba başaramayabiliriz. Bir olmayı becerdik, biz olmayı becerim. Lil Shrine diyor mu yorumlarda yani kendi storylerine falan ben emo trap yapıyorum diye. Yani biraz emo trap diye geçiyor benim bildiğim. Ya da ne tarz, bu tarza ne adı vermiş, direkt trap deyip geçiyor mu bilmiyorum. Onu bilmiyorum, bilen varsa onu da yoruma yazın. Merak ettim. Onlar savaş istemiyorlar. Bir an önce son hamleni yap. İzin veriyorum oyun oynamana. Bakıyorum hala. Ve nakarata geçiyor. Nakarat zaten bu parçayı taşımış. Genel olarak da güzel de. Nakarat eksikliği olan şarkılar tutmuyor. Ben kendimden de biliyorum. Oyun şarkısı yaptığım bir kanalım var. Tanıyanlar zaten biliyor. Ben nakarat konusunda iyi değilim. Verse kısmında kendimi iyi buluyorum. Çocuklar, çocuk kitle de özellikle nakarata ezber yapıp onu söylüyor ve daha çok izliyorlar. Bu ara nakarata ağırlık veriyorum. Oyun şarkılarımı takip eden varsa yeni şarkı geliyor oraya da. Nakaratı çok güzel olmuş. Aiden Part 2'nin. Tebrik ediyorum arkadaşı. Aden diye mi okunuyor? Evet, Aden diyor zaten. Ne anlama geliyor? Bu kendi mahlas mı vermişti? AK Aden gibi. Aden... Finalde bir bakarız. Bilen varsa yazabilir. Sanırım bir kitap ismi falan var. Bu Aden, Lil Shrine için önemli bir şey. Adenleri hep kullanıyor. Bir de en güzel şarkılarını Aden'e koyuyor. Bir anlamı var mı bilmiyorum. Açıklamaya da bakarız. Belki bazı sanatçılar not düşüyor. Hala, bu caddelerde kimse yok. Dostlarım var hepsi ko. Tanrılar ayıflanıyor. Sen yoksan. Tek başınayız aden. Hiç kimsemiz yok aden. Bu şey değil mi? Bir ara evde klip çekerken başlarda kız vardı içinde işte. Sonra şimdi burada yakıyor. Hani burada kızı mı yakmayı anlatıyor, küle çeviriyor, ölüyor da. Anlamadım, ben klibi son anlarda kaçırdım ama. Bir şöyle özet bakayım. Bak burada kız çıkıyormuş. Aynen bak, kaçırmış. Hem sözleri hem başka bir şey yorum yaparken birinden biri kaçıyor. Tepki videosunu 2-3 kere çekmek gerekiyor. Öyle de hani tepki olmuyor. Ben şimdi ilk tepkimi vermek istiyorum. Şarkıyı dinlemiştim daha önce 2-3 ay önce ama. Klibi dinlememiştim, izlememiştim. Şimdi ilk tepkisi olsun istiyorum. Ya şey çıkıyor kız oradan, yakıyor. Ne anlatmaya çalışıyor anlamadım. Ama düpedüz bir klip olmaktan hafif bir hikaye koymak her zaman tatlı duruyor. Belki de part 1'in hani video klibi varsa onu izlemediğimiz için anlamıyor da olabiliriz. Hemen bir bakalım izlemeden. Aden. Var da ben... 2 yıl önce. Bununla yok. Onunla bağlantılı değil onun klibi. Ona da tepki videosu çekeceğim. 2 yıllık bir şarkı ama Lil Shrine seven arkadaşlar 30 kişi 50 kişi bile olsa gelip kanala izler diye tahmin ediyorum.
biz herkesi çekeceğiz yani elimizden geldiğince. Hatta bundan sonra çeksek mi Adana'da? 2 yıl önceki şarkıyı çekmek çok mantıklı değil. Ben yeni bir kanalım. Yeni kanalların güncel videoları çekmediği sürece tutabilme ihtimali düşük. Ama sırf isteyenler olursa çekeriz. Yani finalde bir olay yok. Nasıl sence? 10 üzerinden kaç puan veririz? Yani. Kendi dürüst yorumunu yap. Ben kendime göre vereceğim. Yani klip hani güzel. Hani klibe 10 üzerinden 8 verebilirim. Hani genel toplam 10 üzerinden 6 diyebilirim yani. Ben kendi puanımı vereyim. 10 üzerinden 8 veririm. Çünkü klip güzel. Şarkı da bana hitap ediyor. 30 kere tekrarla dinlemem ama dinledim mi de bu kötü şarkı demem, güzel derim. Ya biz daha çok old school seviyoruz, ne bileyim. Ya yeni tarzda da mesela şu sağ üstte önerilenler de var. Lil Murda Ömrüm Motive'nin. Ben bunu 5-10 kere dinlemişimdir, sıkmadı da. Çünkü herkesin zevkleri farklı ama bu şarkı da çok güzel olmuş. Arkadaşı tebrik ediyorum. Buraya kadar izleyen herkese teşekkür ediyorum. Like ve yorum atarsanız benim daha çok izlenmeme destek olursunuz. Abone olup bildirim butonunu da açmayı unutmazsanız sevinirim. Bu sayede yeni gelen videoları izlersiniz. Görüşmek üzere. Daha fazla Liyashine tepki videosu kanalımda. Onları da izlemeyi unutmayın.